Merhaba arkadaşlar, bu derste WhatBotPlus isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemi ile programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Önce programın Windows için olan sürümünü bu web sitesinden indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve programı normal bir şekilde çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Bu program WhatsApp üzerinden pazarlama işlemlerini doğrudan bilgisayardan yönetmenizi otomatik yanıtlama gibi birçok özelliği barındıran bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Programın başlık çubuğunda unregistered metnin yazdığını görüyoruz. Ayrıca sağ bölümde register tıkladığımızda bizden e-mail ve anahtar istiyor. Herhangi bir e-mail ve anahtar gibi tamam dediğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizindeki ana dosyasını DA ile açalım. ...32 bitlik .NET Visual Basic ile yazılmış bir yazılım, herhangi bir koruması yok. Bu programın basit bir kodlaması olduğu için DNSpy Debugger kullanmayıp daha basit olan .NET Reflector isimli programı kullanacağız. Ayrıca bu derste yeri gelmişken ile talimatlarını biraz açıklayalım. .NET Reflector, .NET tabanlı uygulamaların, C# ve Visual Basic .NET gibi uygulamaların derlenmiş .exe veya .dll dosyalarını açıp kaynak koda yakın şekilde görüntüleme yarayan bir decompiler'dır. Bu program ayrıca bir eklenti kullanacağız. Reflexil isimli bir eklenti. Reflexil eklentisi Reflector için bir ile kod editörü eklentisidir. .NET programları doğrudan makine koduna değerlenmez. Önce ile denilen bir orta seviye kod üretilir. Yani C# veya Visual Basic .NET ile yazdığımız kod değerlendiğinde .exe, .dll içinde ile kodu bulunur. ile ise hem makine koduna hem de C# yakın arada bir dildir. ile seviyesinde her fonksiyonun talimatlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin C# bu kod ile seviyesinde bu şekilde görünür. Buradaki ldc i4 0 stack alanına 0 yükler. Sonrasında red bunu return eder. Bu yüzden bu metot false değerini döndürür. Ama reflexilde buradaki 0'ı değiştirip 1 yaptığımızda artık metot, buradaki metot true değerini döndürecek ve reverse işlemi gerçekleşecek. Çünkü ile içinde stack tabanlı bir çalışma modeli vardır. Yani bütün işlemler bir yığın stack alanı üzerinde yapılır. Buradaki ldc load constant sabit değer yükle demektir.
Buradaki i4 değeri ise 4 byte'lık tam sayı integer 32 anlamına gelir. Yani ldc i4 stack alanına 32 bit bir integer sabiti yükler. ldc i4.1 stack'a 1 değerini yükler. Bu aynı zamanda true demektir. ldc i4.0 stack alanına 0 değerini yükler ve bu da aynı zamanda false demektir. Yani bu yöntemle ile kodunu düzenlemek, .NET yazılımların kodunu değiştirmeden doğrudan derlenmiş assembly'nin davranışını değiştiriyoruz. Refleksif eklentisi de bunu kolayca yapma imkanı sağlıyor. Şimdi yazılımın kurulu olduğu dizindeki ana dosyayı Reflector ile açalım. Önce .NET Reflector programını çalıştıralım. Sonrasında aç deyip programın kurulu olduğu dizindeki ana dosyayı seçelim. Sonrasında sol taraftan program üzerine sağ tıklayıp Get to Entry Point deyip giriş bölümüne gidelim. Sonrasından yukarıdan arama bölümüne For Main yazalım. Buradaki ilk satırdaki For Main bölümüne çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim. Sonrasında bu For Main bölümünü açıp Lisans Kontrol bölümüne gidelim. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta Lisans, E-mail, Kod bölümleri yer alıyor. Aşağıya doğru indiğimizde gördüğünüz gibi unregistered metinlerinin yer aldığını görüyoruz. Bu unregistered metinlerin üzerindeki check registration fonksiyonuna tıklayalım. Geldiğimiz bu bölümde kodun alt kısmında gördüğünüz gibi return false yazdığını görüyoruz. Bunu açıkladığımız ile talimatları bölümünde görmüştük. Buradaki return false değerini değiştirmeliyiz ki reverse işlemi gerçekleşsin ve her durumda kayıtlı lisanslı hale gelsin ve unregistered metinleri kalksın. Şimdi sonradan tools reflexil tıklıyoruz ve bu bölümdeki en alt bölümdeki false değerini döndüren ldc i4.0 değerini değiştirip 1 yapıp true değerini döndürmesini sağlamalıyız. Şimdi bu satıra sağ tıklayıp edit diyelim ve sonrasında buradaki 0 değerini 1 yapıp güncelle diyelim. Ardından check registration bölümüne sağ tıklayıp güncelle diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu kısımdaki artık false değeri true olacak şekilde düzenlendi. Şimdi bu yaptığımız düzenlemeyi kayıt edelim. Bunun için yukarı çıkıp program üzerine sağ tıklayalım. Reflexil deyip Save As diyelim. Ve masa üstüne kayıt edelim. Şimdi reflektörü kapatalım. Ana dosyasını backup olarak değiştirelim. Düzenlediğimiz dosyayı programın kurulu olduğu dizine taşıyalım. Ve ana dosya ismi olarak değiştirelim. Ve programı normal bir şekilde çalıştıralım.
Program açıldı ve üst başlık çubuğunda artık kayıtsız unregistered metni yer almıyor. Yine sağ bölümdeki register'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi zaten programın kayıtlı olduğunu belirten bir mesaj ekrana geliyor. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.